Derdinizi komiserime anlatın. Tamam. Şimdi lütfen susun. Sakin olun. Sıranızı bekleyin. Oğlum sen gel otur şuraya. Sizler de geçin şurada bekleyin 5 dakika. Şimdi hepiniz teker teker anlatacaksınız. Ressamımız robot resmi çizecek. İşgali belirleyeceğiz. Biz de suçluyu en kısa zamanda yakalayacağız. Anlat bakalım. Ben kapalı cezaevinde gardiyanım komiserim. Benim vazifeli olduğum bölümde yazar çizer takım ediyorum. Neyse nöbetteydim. Gardiyan, Susurluk davasından yatanları salmışlar ha. He, böblük boşaldı neredeyse. İşe bak ya, onlar dışarıda biz içerideyiz. Onlar sizin gibi kitap nayın yazmamış. Tam o sırada dev gibi bir belledi. Haybet değil, Allah var korktu. Kapıyı aç diye gülledi. Daha içeri kadar girdiğine göre tehlikeli biriydi. Açtım kapıyı. Sarnazsınız tadı mahkumlar. Tipini tarif et. Keskin hatları vardı. Keskin hatları varmış. Çiziyor musun? Çiziyorum. Keskin hatları olduğuna göre seni anladım. Şimdi efendim. Sen anlat. Efendim ben bir hastanede başhekimim. Bir hastanın taburcu olması söz konusuydu. Ama hasta sahiplerinde para ödeme söz konusu değildi. Tedavi masraflarını ödeyemezseniz karınız rehin kalır. Etmeyin, eylemeyin başhekimi. O kadar parayı nereden buluruz? Bulana kadar karın rehin kalır. İçeri malum kişi girdi. Duvarda çerçevelenmiş Hipokrat yemini vardı. Onu aldı, masaya attı. Sonra hastanın kocasına dönüp gidebilirsiniz dedi. Dilim tutuldu. Bir şey diyemedim. Babam tamam, anlaşıldı. Allah Allah. Enteresan bir durum. Göster bakalım şu resmi. Peki efendim. Bak bakalım. Kaşları çatıktı. Çatık yapayım bir dakika. Heh. Bu. Tamam tamam çok güzel anladık. Yenge hanım siz buyurun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Anlatın bakalım. Efendim benim birkaç tane evim vardır. Malum haliniz ben de herkes gibi dolarla veriyorum evlerimi kiraya. Bir kiracımdan kirayı tahsil ediyordum ki... İnsaf ama insaf. Dolar yükselince kiralar da 2 katına çıktı. Ne yapayım? Ben anlamam. Ya denkleştir ya da çıkarsın evimden. Ne diyor bu böyle? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun hanım diye azarladı beni. Gözleri renkliydi, mavi. Gözleri maviymiş, duydun mu? Duydum efendim, yapıyorum. Sayın milletvekillerim, sizin şikayetiniz nedir? Sayın komiserim, milletvekili arkadaşımla meclisteki odamda oturmuş... ...memleket meselelerini konuşuyorduk. Yahu tamam kardeşim, tamam. Benim de canıma minnet. Kıyak emekliliği, maaş zammını ben de isterim ama... Tepki almaz mıyız? Yahu ne tepkisi abicim? Bak sosyal patlama olur diyorlardı, ne oldu? Hiçbir şeyin patladığı yok. Hem biz bunu tek başına yapmayacağız. Bir yasanın içine sokuşturacağız. Vallahi müthiş bir tokat patlattı. Acısını hala hissediyorum. Elmacık kemiklerde biraz daha çıkarttı. Vallahi benzedi. Bitti zaten. Ver bakayım şunu. Ama bu... Bu Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk mü? Evet. Ta kendisi. Atamız bize neden böyle bir şey yapsın ki? Hem o öldü. Evet. Hatta onun yarın ölüm yıldönümü. Demek ki mezarında rahat yatamıyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'ni ne hale getirdiniz diye hesap sormaya gelmiş. Doğru. Hesap sormaya gelmiş. Ya suçlu diye bana kimin resmini çizdirdiniz? Asıl suçlu bizleriz. Yarın onu anarken ne yapıyoruz biz diye düşünmeliyiz.